Efendilikte playoff karşılaşmalarını A grubunun 5. hafta maçları ile birlikte bu hafta noktalamış olduk ve çeyrek finale yükselen takımlar da artık kesinleşti. Haftanın değerlendirmesini yapacağız A grubu maçlarından Mert'le birlikte. Samet Songün yardımcı hakemlik görevini üstlendiği için kendisi şu an yanımızda bulunmuyor. Mert hoş geldin. Hoş bulduk Alican, sen de hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Güzel bir hava nihayet. Yani bu konuda yorum yapmak istemiyorum diyebilecek bir noktadayım Alican. Çünkü gerçekten mükemmel bir İstanbul. Seninle alakası yok. Yaz geliyor yavaş yavaş. Mükemmel bir İstanbul. Yok zaten bu havanın seninle alakası yok Alican. Ondan eminiz. Güzel olunca benimle alakası Pazartesi günü farkını ortaya koydun. Yani uzun zamandır buradaydım. Formsuzdun uzun zamandır. Havalar güneşliydi ama son neyse, günlerde... Neyse geçelim bu faslı. Evet şimdi playoff maçları tamamlandı. Evet. A grubunda 5. hafta maçları ile birlikte tamamlamış olduk. İlk günde A grubunda 7. hafta maçları oynanmıştı. Genel bir değerlendirme yapacak olursak nasıl karşılaşmalar izledik? Dediğin gibi bugün bu hafta daha doğrusu A grubunun çift haftasıydı. B grubu bir takım eksikle oynadığı için onların haftası geçtiğimiz hafta, grubu geçtiğimiz hafta kesinleşmişti. Kalan temsilcileri bu hafta belirleyecektik A grubunda. Onlar da bu hafta gerçekten hani iki günde de iddiasını sürdüren takımlar çok güzel mücadeleler ortaya koydular. Son ana kadar, son dakika kadar mücadele vardı. Turnuvada bu sezon en azından turnuvada son maçın çıkacak olan takımlar son ana kadar çok iyi mücadele ettiler. Ancak bazılarının performansı yeterli olmadı. Bazıları da oynadıkları oyunla bir üst adını yazmayı başardı. Diyerek istersen eşleşmelere geçelim. Hangi takım hangi takımla eşleşti? Evet. Çeyrek finalde. En zorlu sınavımız ezberlediğimiz halde karşınıza çıktık. B grubunun birincisi Büyük Avlu çapraz olarak A grubunun dördüncüsü Bordo ile eşleşti. Gruplar karıştı sanırım. Evet, B grubunun dördüncüsü gene Bordo'ydu. A grubunun dördüncüsü Faidra ile eşleşti Büyük Avlu. B grubunun ikincisi Goodfellas, A grubunun üçüncüsü Kefekler ile eşleşti. B grubunun üçüncüsü Nevizade, A grubunun ikincisi Football Brothers ile eşleşti. Son olarak normal sezonun lideri Spartak İstanbul gene playofflardaki grubunda lider bitirerek, centilmenlik puanı lider bitirerek rakip takımın dördüncüsü Bordo ile eşleşti. Eşleşmeler bu şekilde. Hayırlı olsun. Başarılar şimdiden tüm takımlara. Gerçekten güzel bir playoff mücadelesi izleyeceğimiz, özür dilerim, bir çeyrek final mücadelesi izleyeceğimiz eminim. Şimdiden turnuva veda eden takımlara başarılarından dolayı teşekkür edelim. Çok oyunlarından dolayı. Üst adını yazdıran takımlarımıza da geri kalan bölümde başarılar dileyelim. Haftanın değerlendirmesine geçelim. Bireysel kategoriler bazında. Haftanın golü. Haftanın golü uzun zamandır seçemediğimiz ama içten içe seçmek istediğimiz takımlardan Akut'tan geldi. Maç 6-1 bitmişti. Futbol Brothers'a karşı Akut 6-1 skorla sahadan yenik ayrılmıştı ama Akut öyle tek bir gol attı ki Akut'tan ceza sahası dışından haftanın açık ara farklı en güzel golü olarak öne çıktı. Ceza sahası dışından yaptığı aşırtma vari bir vuruşla rakip kaleci Şeyh Musu mağlup etti. Şeyh Musu'nun müdahalesi de yerindeydi ancak yeterli olmadı. Böylece Okan haftanın golünü imza attı diyebiliriz. Haftanın golü değerlendirdik. Haftanın kurtarışı o zaman. Haftanın kurtarışı yani Faidra Spartak İstanbul maçından geldi. Aynı maçta adaylarımız vardı. İlk yarıdaki adayımız Spartak İstanbul'dan Koray döndü. İlk başta ondan bahsedelim. Kalesine gelen ters topta çok iyi refleks göstererek uçarak uzandı topu kornere attı. Haftanın kurtarışı geldi diyorduk. Ta ki Emre'nin çok kritik bir kurtarışı olana kadar takım futbol defansı Ender'in köşe veya yaptığı bir kafa vuruşunu yerden çok iyi uzanarak Faidra'yı belki de bir üst tura çıkmasının en büyük katkı sağlayan aksiyonlardan bir tanesi oldu. O yüzden haftanın kurtarışı Emre'yi seçtik diyebiliriz. Tebrik ediyoruz ve haftanın takımı. Yani başta biraz bahsetmiştik Alican. Gerçekten A grubundaki playoff mücadeleleri çok renkli geçti. İlk günden 3-2'lik Atletico Bitfire Drive maçı vardı ki o da son anda belli oldu ama o maçın skoru bugün İbit ve Kefekir arasındaki maçın bir final niteliğine taşıdı. Aynen. Haftanın son maçı final niteliğindeydi adeta. Kefekir mi, Hibrit mi çeyrek finale çıkacaktı diyorduk.
Keyifle gider bu zorlu maçtan, final tadına geçen bu maçtan çok net bir skorla, 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Ve maçın başından sonuna kadar da, ilk yarıda ne kadar ben burada olamasam da üstün bir oyunla net bir galibiyet elde etti. Bu yüzden haftanın takımı olarak Keyifle gider oldu. Onu seçtik diyebiliriz. Kutluyoruz da buradan. Samet çok yorulmuş herhalde yardımcı hakemlik yaptığından ötürü. İyi akşamlar. Buyur. Samet. Yok, orada bir dursun biraz. Haftanın oyuncusu. Haftanın oyuncusu iki tane, bugün bahsetmiştik zaten. A grubunun yoğun mesaisi vardı bu hafta. Bu final niteliğinde öne çıkan birkaç tane oyuncumuz vardı ama Birkan Hoca, KFG'lerin forveti, gösterdiği bireysel performansıyla hem pazartesi günü hem de çarşamba günü gösterdiği bireysel performansla bu alanda diğer adaylara göre daha çok öne çıkarak bu başarıyı elde etti. Kendisini seçtik. Buradan da kutluyoruz onu diyebiliriz. Evet, playoff'ların da son değerlendirmesini bu şekilde yapmış olduk. Bu haftayı da tamamladık. Artık çeyrek final heyecanı başlayacak. Efendilik'te yavaş yavaş sezonun da sonuna doğru yaklaşıyoruz. Haziran ayı içerisinde de ligin şampiyonu, aynı zamanda da Efendilik Kupası'nın da kazananı belli olacak. Şimdiden tüm takımlara bir kez daha başarılar dileyelim. Sezonu noktalayan takımlara da bir kez daha teşekkür edelim. Biz de zaten her şeyi özetledin Alican. Teşekkürler hepsine. Geri kalan takımlara başarılar. Zaten şu an Nevizade. Samet'e de teşekkürler. Tüm hakemlerimize, gözlemci ekibindeki herkese ve kameraman arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Samet'i devre dışı bıraktım. Ona teşekkür etmiyorum şu an. Neyse. Haftanın değerlendirmesini noktalıyoruz. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.